Buyurun. Teşekkür ederim. Teknik bir aksaklık yoktur. Umarım rahatlıkla duyuluyordur sesim. Duyuluyor. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Melike Ergün ben. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi'nde Seç1'de proje uzmanı olarak çalışıyorum. Ben de kısaca kendimi betimleyeyim diğer konuşmacılar gibi. 30'lu yaşlarda kahverengi, kıvırcık saçlı ve mavi gözlüyüm. Gri ve yakalı bir gömlek giyiyorum. Bir pencerenin yanında oturuyorum. Arka planımda kısmen görünen bir kütüphane var. Ve bugün sizlerle 2019 yılında Seç1 Tohum Otizm Vakfı işbirliğinde Sabancı Vakfı'nın da desteğiyle yürüttüğümüz eğitimde engelli hakları projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz araştırmanın nitel kısmına ilişkin bulguları paylaşacağım. Bildiri başlığımızda da yer alan araştırmamızın aslında nitel bulgularını paylaşacağım. Bu nitel çalışmaya ek olarak biz 4 okulda, İstanbul'da 4 devlet okulunda yürüttüğümüz nicel bir çalışma daha yürüttük eş zamanlı. Ancak bugün daha ziyade nitel çalışmamızın bulgularına odaklanacağım. Zaten nicel çalışmamızın bulguları da nitel çalışmamızın bulgularını destekler nitelikteydi. Araştırmamızı Doktor Ayşe Beyazova yürüttü. Biz Melisa ile birlikte ona eşlik ettik süreçte. Kendisi de bugün sunuşta yer alacaktı fakat ben tek başıma sunuyorum. O yüzden önce ona teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Ardındansa İstanbul Üniversitesi En Uygar'a ve gün boyu emek veren işaret dili çevirmenlerine, süreçte yer alan diğer konuşmacılara, moderatörlere de teşekkür ederim. Şimdi kısaca araştırmamızın gerekçesinden bahsedecek olursak, kapsayıcı eğitim kavramı ve yaklaşımı her ne kadar engelli öğrencilerin eğitime erişim ve devamı odağında gelişmiş ve kullanılagelmiş olsa da yaklaşımın kendisi tüm farklılıkları içeren bir şemsiye anlayış sunuyor bize. Ve biz her ne kadar bu araştırma özelinde engelli çocukların eğitimini odağa almış olsak da araştırma sonrasında geliştirecek önerilerin tüm çocukların yararına olacağını unutmamakta fayda vardır diye düşünüyorum. Kapsayıcı eğitim odaklı çalışmalara baktığımızda eğitimin paydaşları arasında işbirliğinin çok kilit bir rolü olduğunu görüyoruz sürecin tesisinde. Ve bu noktada da aslında velilerin eğitim süreçlerine katılımının ve öğretmenlerle işbirliğinin önemine sıklıkla değiniliyor. Dolayısıyla biz de biraz velilerin kapsayıcı eğitime ilişkin tutumlarını anlamak, kaygılarını öğrenmek, aynı zamanda da öğretmenlerle işbirliği geliştirebilmesine yönelik neler yapılabileceğini biraz ortaya koymak istedik ve 2019 yılında İstanbul'un Şişli ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde girişte bahsettiğim projemizin faaliyetlerinin de yürütüldüğü iki pilot okulda, devlet ilkokulunda yürüttük çalışmamızı. Nitel çalışmamızı, birebir görüşmeler ve odak grup görüşmeleri gerçekleştirdik. 39 ebeveyne ulaştık. Bu 39 ebeveynin 10'unu babalar, 29'unu ise anneler oluşturuyordu. Ve görüşme yaptığımız ebeveynler arasında sadece engelli çocuğu bulunan ya da herhangi bir eğitsel tanısı bulunan çocukların ebeveynleri değil, aynı zamanda herhangi bir tanısı bulunmayan çocukların ebeveynleri de araştırmamıza dahildi. Tanısı bulunan çocukların, öğrencilerin tanılarına bakacak olursak da birkaç tane örnek vermek adına disleksi, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve dürtüsel denetim farklılıkları bulunan çocuklar, buna ek olarak da kronik hastalığı bulunan, kanser tedavisi gören bir öğrencinin ebeveyni de vardı örneğin. Şimdi ben tabii bütün bulguları sunmam biraz zor olacak. 10 dakikanın belki de bayağı bir kısmını aştım hatta. Dolayısıyla biraz böyle temel birkaç noktaya işaret etmek istiyorum kabaca. Araştırmaya katılan velilerin tüm çocukların bir arada eğitim almasından yana olduğunu söylememiz mümkün. Sorduğunuz zaman bütün çocukların birlikte eğitim almasından yana olduklarını söylüyorlar. Fakat daha sonrasında ise amalar başlıyor. Yani birlikte eğitim görsünler ama nokta 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 diye hani o noktaları nasıl doldurduklarını da kısaca açacağım. Sadece tek bir ebeveyn engelli çocukların engelli olmayan çocuklarla aynı ortamda eğitim görmesinin onun hakkı olduğunu ve bu nedenle desteklediğini söylüyor. Diğerleri ise daha ziyade onun da işte sosyalleşebilir, hayatı öğrenir, mutlu olur gibi gerekçelerle biraz temellendiriyorlar bu düşüncelerini ama sadece tek bir ebeveyn ne yazık ki hak temelli bir zemine oturtuyor bu tutumunu ve düşüncesini diyebiliriz. Peki
kapsayıcı eğitimden yanalar ama ne diyorlar işte sonrasında ne gibi amalar başlıyor diye düşünecek ve soracak olursak da özetle engelli çocuğun bütünleştirme eğitiminde yer almasının bir tehdit doğurduğunu söylemek mümkün velilerin nezdinde. Ve bu tehdit olarak görmeyi de şöyle açıklamak mümkün. Yani engelli çocuğun diğer çocuklara fiziksel olarak zarar verebileceği kaygısı, korkusu karşımıza çıktı. Engelli çocuğun sınıfın düzenini bozabileceği, derslerin ve sosyal hayatın işleyişini aksatabileceği ortaya atıldı. Bunun dışında yaş büyüdükçe akademik kaygı ve sınav baskısının da artmasıyla birlikte bir sınıfta engelli bir öğrencinin varlığının o sınıfın akademik başarısını olumsuz yönde etkileyebileceğine ilişkin kaygılar karşımıza çıktı. Ve buna ek olarak öğretmenin engelli öğrenciyle daha fazla ilgilenmesi gerekeceği ve diğer öğrencilerle olan zamanından çalınacağı gibi bir kaygı karşımıza çıktı. Dolayısıyla birlikte eğitim görsünler ama böyle böyle dertlerimiz, kaygılarımız da var. Hani nasıl olacak o iş gibi çekinceleri olabiliyor velilerin. Bu arada kapsayıcılık açısından baktığımızda bazı öğrencilerin öğretmenle daha fazla vakit geçirmesi, öğretmenin ona daha fazla vakit ayırması çok olağan bir hal aslında. Çünkü her çocuğun özgür değişen ihtiyaçları var ve öğretmenin bu ihtiyaçları gözeterek çocuklarla ilgilenmesi tam da zaten kapsayıcılığın ve o uyarlamaların erişilebilirliği arttırmak için gerekli tedbirlerin sağlanması açısından olması gereken de bir hal bir bakıma. Fakat böyle düşünülmüyor ne yazık ki gündelik hayatta. Ve velilerin bu kaygılarının aşılmasında hep belki de hani en temel sorumlular olarak idareciler, öğretmenler genelde karşımıza çıkıyor. Fakat süreçteki sorumluluğun paylaşılması açısından kendilerinin herhangi bir sorumlulukları olduğu akıllarına gelmiyor genellikle velilerin. Kendilerini sürecin bir parçası, paydaşı olarak görmüyorlar. Belki bunun için tam da işte veli öğretmen işbirliğine ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün. Bunların yanı sıra ise velilerin engelliye dayalı ayrımcılık, kapsayıcılık gibi konularda bilgilenmelerine ihtiyaç olduğunu söylemek, engelliye dair algılarının hak temelli bir doğrultuda dönüşmesi, bu konuda farkındalık kazanmalarını sağlamak gerektiğini söylemek mümkün. Özellikle engel çocuğu bulunan ebeveynlerin ebeveynlere dair birkaç söz söyleyecek olursak da bir böyle talepkar olmaktan bir korku ve kaçınma hallerinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü genellikle okuldaki süreçlerin kapsayıcılığının artırılmasına ve okuldaki eğitim ortam ve süreçlerini iyileştirmeye vakit emek ayırmak yerine daha ziyade okul dışında çocuklarının desteklenmesine zaman ayırmak durumunda kalabiliyorlar ve güçleri anca buna yetebiliyor. Dolayısıyla okuldaki eğitimin iyileştirilmesi için bir talepte bulunabilir halde olmaları için de güçlenmeleri gerekiyor. Fakat bu güçlenmelerinin önünde de kimi engeller olabiliyor. Eminim katılımcıların da çoğunun süreçlerde tanıklık ettiği, belki de kimimizin başından geçen bazı şeyler gibi, işte çocuğum etiketlenebilir, dışlanabilir ve zaten bu böyle, şimdi ben bir de hani görünür olursam daha da büyüyebilir sorunlar gibi çekinmeler, kaçınmalar söz konusu olabiliyor. Fakat buna karşın kimi veliler var, tanısı bulunan çocukların ebeveyni olan, çok daha güçlenmiş, hatta bizim araştırma süresince tırnak içinde aktivist veliler diye tanımladığımız bir tipolojiyle karşılaşmıştık. Belki tam da o velilerin güçlenmesi adına aktivist diyebileceğimiz velilerin deneyimlerinin, sözlerinin duyurulmasına ve çoğaltılmasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir bakıma engel çocuğu bulunan ebeveynlerin güçlenmesini desteklemek, güçlenenlerin deneyimlerini görünür kılmak ve yaygınlaştırmanın yanı sıra her iki gruptan ebeveynin de konuya dair algısının hak temelli bağlamda güçlenmesi için çeşitli çalışmalara ihtiyaç var. Son olarak bir de şeyi söylemek de fayda var. Engelli çocuk bulunmayan hanelerde de, bulunan hanelerde de anne baba işbirliğinin çok az olduğu karşımıza çıkmıştı. Özellikle hanelerdeki cinsiyetçi iş bölümü de engel teşkil edebiliyor velilerin bu konuda güçlü hissetmesi için. Çünkü anneler yalnız mücadele ediyor genellikle. Dolayısıyla babaların da süreçlere katılımını sağlamak, artırmak için ayrıca çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyleyebiliriz diyeyim. Ve daha fazla zamanınızı almadan teşekkür edeyim. Şayet soru cevap bölümü olursa zaten orada bazı bölümleri belki daha fazla açabilirim de. Kolay gelsin herkese. İyi sempozyumlar diliyorum.